Amerika'nın PYD'yi ve PKK'yı silahlandırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu daha yeni bir oluşum değil ki. 1984'te Asala bittiğinden beri PKK'yı zaten besleyenler Amerika olsun, İsrail olsun. Ki zaten Amerika'nın başında 6 tane Yahudi mevcut. Biz bu 6 tane Yahudi'ye karşı sadece Amerika değil, geri kalan bütün milletler Türkiye üzerinde zaten her daim bir oyun oynama düşüncelerine sahiptirler. Bu hiç şaşırtıcı bir şey değil. Aslında beklediğimiz bir şey. Emperyalist devletlerin kaçırmayacağı bir fırsat. Türkiye'nin de ona göre gardını alması lazım. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığının genel tespitidir bu. Türk milleti bundan sonraki dönem için önüne bakmalı. Muhalefetiyle, iktidarıyla yeni bir dış politika belirlemeli ve ona göre hareket etmeli. İnşallah Türkiye çok doğru kararlar veriyor bu noktada. Hiçbirine taviz vermeyeceğiz ve ilerleyeceğiz. Şükürler olsun her halimize. Biz onlar gibi zelil olmayacağız. Biz onlara mahkum olmayacağız. Diğerlerinin, diğer muhalefetin dediği gibi. Biz ilerleyeceğiz inşallah. Amerika kapitalist bir devlet. Kendinden başka kimsenin dostu değildir. Öyle görünür. Dünyayı sözde idare ediyor. Zaman oluyor kendisini idare edemiyor. Ama teknik güçleri ellerinde, onunla istediği gibi her tarafa yöneliyor ve de her tarafı bir şekilde ikneye çalışıp kendine bağlıyor. Rusya ile Amerika arasında ikili bir anlaşma olmuş Türkiye aleyhine. Sözde Türkiye iyi görünüyorlar. Müttefik ülkeyiz sözde. Böyle bir şey mi var arkadaşlar ya? Kimle şey yapıyorsun ya? Kimi kandırmaya çalışıyor bunlar? Silahlandırıyorlar. Herkes de bunun farkında zaten yani. Türkiye'de Amerika ve Batı karşıtlığı tavan yapmış vaziyette. Her ülkeyi sömürgesine alıp yiyip içip bitirmeden bırakmaz. Eceliğinden oynuyor da yani Türk milletini tanımıyor demek ki. Türk milleti bir azarsa, eski Osmanlı diyeyim ki, canlanırsa Amerika değil. İki Amerika bir araya gelse yine alt ederiz. Dünya politikası çok değişti. Amerika da çok yardım ediyor bunlara. Çok karşıyız ama yapacak bir şey yok yani burada. Hükümet kapatsın, İncirliği kapatsın. Şimdi gidecek şeye gidecek, Amerika'ya gidecek, gitmesin, evet. Tavrını koysun. Vallahi Amerika dansözlük yapıyor. Tam kelimenin manasıyla. Orada başka konuşuyor, burada başka konuşuyor. Yani bizim pek dostumuz gibi görünmüyor. Amerika'ya yeni gelen Başkan Trump ya Amerika'yı bitirecek ya da dünyayı tek başına yönetmeye talip olmaya çalışıyor ama yanılıyor aslında. Şimdi PYD değil, istese 10 tane daha PYD gelsin. Türkiye Cumhuriyeti milletiyle yani. Bırak devleti, milletiyle hiç uğraşmayı dahi denemesin. Vallahi biz güçlü bir devletiz ya. O Amerika, biz de Türkiye'yiz. Ben farklı düşünüyorum. Tabii bu bizim için bir risk. Hoş bir şey değil. Sınırımızda olanları ben hiç hoş gözle bakmıyorum. Terör odakları oluşturuldu. Yeni terör örgütleri oluşturuldu ve bunlar güçlendiriliyor. Yani bunu anlamamak için çok cahil olmak lazım. Belli bir şey zaten bu Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. İncirliği kapatılması lazım. Ya biraz da ağırlığını koyması lazım liderimizin işte.